Çok yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan Balıklı Göl yaklaşık 2 senedir tadilat nedeniyle. Şu an yapmak üzere misafirler gelmiş, İskenderun'dan almaya gidiyor. Şu anda biz nasıl bir görüntü? Görüntü zannedersem bir yıldan fazla oldu. 2 yıldır hep aynı görüntü, hep aynı. Hiç ilerleme yok. Güzel bir görüntü değil. Ama şöyle bir şey, bizim Urfa milleti nasıl biliyor musunuz? İlle başlarına bir şey gelecek, biri düşecek, bir zarar görecek, bir hasta düşecek ki yapsınlar. Yani kötü bir şey olmayana kadar yapılmaz yok, mı burası? Yapılmaz. İsterseniz deneyelim, kendime atayım. Ertesi gün gelirsiniz, bir hafta sonra yaparlar. Bizim orada üst geçidi istedik. Son durakta iyi bir etrafında oturuyoruz. Bir üst geçidi tam 3 yıl boyunca dilekçe yazdık, yapmadılar. Bir öğrenci öldükten sonra yaptılar. Burası da öyle bir şey bekliyor yani. Tecrübe mi diyorsunuz? Tabii ki. Başımıza bir şey gelmeden biz akıllanamıyoruz. İlle gelecek, ondan sonra yapacağız. Buralardayım ama şimdi şu, yani bu depremden sonra biraz ağır gitti ama yani şartlar öyle gerekiyor diye düşünüyorum yani. Çünkü Balıklı Göl'e ben aşağı yukarı 10 yıldır sürekli gelip giderim. Şu anda 4 yıldır genelde Urfa'da kalıyorum, Harran'da kalıyorum şu an ben. Bir iş nedeniyle. Ama şu anda baktığın zaman işte geçen hafta da geldim, gölü bugün gördüm, daha temiz gördüm yani, daha iyi geçen haftaya göre. Yok, o tadilat kısmı orada biraz uzun sürdü, evet yani niye uzun sürdü, neden oldu onu da bilemiyorum yani. Sizce nasıl bir görüntü yaratıyor? Şimdi öyle tabii sürekli inşaat hali iyi görüntü olmaz yani. Şimdi bakarken burada iyi görünüyor demek doğru olmaz yani. Biz insanız sonuçta. Yani sanmıyorum yani. Balıklara verilen yemlerin şeyleri çok düşük. Onu da biraz düşürseler iyi olur. Ya da buyurun siz de bir şey söyleyin. Peki iyi günler size. Ya şimdi bu geç kalınmış bir olay. Turizm mevsimi açılmak üzere açıldı bile. Daha önceler yapabilirlerdi. Bir çalışma yok Urfa'da. Urfa hiçbir gelişmesi yok. Urfa hep geri geridedir. Diğer şeylere göre hep geride kalıyor. Bir yağmur ya da sel oldu. Her şey üstte oldu. Her şey berbat oldu. Bunu da kayıtlara geçirin. Tamam. Peki şu anda neden bu tadilat bu kadar uzadı? Kimse ilgilenmiyor. Kimse ilgilenmediği için o bu haldedir. Bununla ilgili yani yapması gereken her şeyler var zaten. Her şey su altında. Yapmış olduğum sürece budur işte. Peki şu anda arkanızdaki tadilat sizce nasıl bir görüntü veriyor? Yani şu andan iyidir yani. Şu andan devam ediliyorsa sıkıntı yok yani. Peki neden tadilat süreci bu kadar uzadı? Neden bu kadar süredi demek ki seçimde dolayı bu kadar süredi yani. Ama şimdi...